Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kargo açılışı videosuyla karşınızdayım. Evet, kargomuzu açmaya başlayalım. Bazen internetten bu kitap kargosu açma videosunu izliyordum öyle internet kanallarında, YouTube'da. Farklı alışverişleri yapan arkadaşların paylaştıklarını. Bir kitap açma videosu da ben çekmek istemiştim. Bu vesileyle bu hevesimi gerçekleştirmekten memnunum ama görüldüğü kadar da kolay değilmiş. Kargoyu deliği bağlar gibi bağlıyorlar böyle. Ben kitap alışverişi videosu değil bu. Kendi kitabımın, yayın evinin bana göndermiş olduğu videosu. Onu da baştan söyleyeyim. Bu kargomu Kumran Yayın Evi gönderdi. Benim yayımcılarımdan birisi Kumran Yayın Evi. Işıktaki Zehir adlı romanımın 3. baskısı. 3. kez 2000 adet basıldı. Bu basılan kitapların kalem hakkını, 10 adet kalem hakkı romanımı göndermişler sağ olsunlar. Burada ayraçlarını da unutmamışlar sağ olsunlar. Evet. Evet, bu 3. baskının kalem hakkı olan 10 adet kitabım elime ulaştı. Şimdi bunları ne yapacağım da ayrı bir sorun. Çünkü 1. 2000 adet baskıda gelen kitapları arkadaşlara, akrabalara dağıtmıştım. Çünkü bir de eskiden gelen kitapları, yani yazarlığım ilk yılındayken bana gelen kalem hakkı kitapları kartvizit gibi yanımda taşırdım. Rastladığım tanıdıklara sebil gibi dağıtırdım yani. Şükür ki bu huyumdan epeydir vazgeçmiş bulunuyorum. O nedenle şimdi kafam daha rahat. 2. 2000 adet gelen kitabı da yine 10 tane göndermişti Kumran Yayını Işık'taki Zehir'den. Bunu da Batman'daki kütüphanelere, işte Bursa'daki kütüphanelere gönderdim. Orada en azından o kütüphanelere dağıttım. Onları da o şekilde tükettim. Yani okul, bir iki okul kütüphanesine verdim. Dağıttım. Bu 3. 2000 adet gelen 10 adet romanımı ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum. Yani başka şehirlerde yaşayan yazar arkadaşlarım var. Eskiden bana fazla gelen kitapları onlara gönderdim, kendi romanlarımı imzalayıp hediye gönderdim. Fakat şimdi kargo masrafı o kadar oldu ki arkadaş, yani bir kitabın fiyatı 40 lira 50 lira, kargo fiyatı daha fazla. O 40 lira 50 liradan fazla tutuyor neredeyse yani. Yani bunun kargo masrafı, 10 tane kitabı göndersen 500 lira. Kargo masrafı benim belimi büker yani. Bu yüzden o arkadaşlara kitap göndermenin de pek makul olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yazar arkadaşlar bana gönderiyorlar. Bazen onlara ben de aslında göndermem lazım bir nevi ekstradan. Ama baktığın zaman da karşı ödemeli göndersen abi, o da ayıp yani, bir nevi küfür eder gibi. Bu ne kardeşim, adam kargo alacak, bir de kargonun parasını verecek. Onu da yapamam. Yani en iyisi evde bulunsun diyorum. Yani çünkü bir de eskiden bir de PTT kargo ile gönderiyorduk. O ucuzdu. Ya arkadaş, ona da şimdi zam geldiler. Bir de PTT kargo ile göndermenin külfeti var. Adamlar orada form doldurtuyor. Sıraya giriyorsun. Bir kitap göndereceksin. 1,5 saat PTT şubesinde bekliyorsun. Onu da gönderemiyoruz. Şimdi o kolaylığı da şey yaptılar. Yok ettiler yani. En iyisi bu kitaplarım evde bulunsun. Bazen bayramda, seyranda benim eski öğrencilerim geliyor. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf okuttum, okuma yazma öğrettim. Bir baktım üniversiteyi bitirmiş, koca adam olmuş, meslek sahibi olmuş, doktor olmuş, sağlıkçı olmuş, eczacı olmuş, öğretmen olmuş, işletme bitirmiş, farklı uluslararası ilişkiler bitirmiş. Bayramda, seyranda sağ olsunlar öyle hatırlıyorlar, eve ziyarete geliyorlar. Onlar öyle ilkokuldayken aldığım, 1. sınıfta okuma yazma öğrettiğim öğrencilerimi meslek sahibi görünce seviniyorum. Belki yine öyle hatırlayan, uğrayan olursa evde bu kitapları bulundurayım, belki onlara
hediye ederim. Bu vesileyle bu videoda onlara bir mesaj olsun yani en azından. Bu kitap Işıktaki Zehir'den de biraz bahsedeyim. Bu kitabım roman, dünyaya çarpan bir meteorun oluşturmuş olduğu zehir nedeniyle ışığa bir zehir yayılıyor. Ve bu ışıktaki zehir vasıtasıyla da yetişkin insanların tamamı ölüyor. Sadece 11 yaşın altındaki çocuklar hayatta kalıyor. Bu çocukların hayatta kaldığı ortamda da bütün yetişkinler ölünce bambaşka bir kaos ortamı oluşuyor ister istemez. Bu kitap Bursa'da geçiyor. Bursa'da yaşanan bu kıyamet senaryosunun, Bursa'nın mekanlarını, tarihi, turistik ve en bilinen mekanlarının adım adım takibiyle ilerleyen bir kurgu oluşturdum. Çocuklar çekirgeden bir başlıyorlar. Bu çocuğun evi çekirgede, bu kitabın kahramanı olan iki kardeşin evi çekirgeden yola çıkıyorlar. Çıkıyorlar oradan altı parmağa çıkıyorlar. Altı parmaktan o çatal fırının üstünden Zafer Plaza'ya, Tophane'nin önünden Ulu Cami'ye, oradan heykele, set başına vuruyorlar. Teyzelerin evine gidecekler. Olayları bilmiyorlar. Teyzeleri yaşıyor sanıyorlar. Neyse, filmi kitabın orta şeyinde anlattım. Spoilerını da verdim ya. Daha olsun. En sonunda set başından Yeşil'e, oradan Emir Sultan'a kadar gidiyorlar. Burada sokak sokak tabii bu esnada olan olaylar tasvir ediliyor, anlatılıyor ve o yaşanan dehşet senaryosu, farklı karakterlerle karşılaşıyorlar. Heyecan dozu yüksek bir roman. Akıllarına gelmedik kaotik ortamlarla karşılaşıyorlar ve neticede de sonunu da söylemeyeyim artık. Güzel, heyecanlı bir roman yani. Her okura hitap edecek bir roman. Yani bazı romanlarım gibi fazla böyle edebiyat kasmadığım, okuru yormadığım kitaplardan biri. Rahat olsun okur, o nedenle sürükleyici bir kitap ve günümüz kalıplarına uygun bir roman. Okumak isteyenlere de tavsiye ederim, şu 3. 2000 adeti de tüketelim de 4. baskıya geçelim yani, nasip olursa. Hadi herkese hayırlı işler.